Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Almanca'da soru cümleleri konusuyla karşınızdayız. Bu konumuz da gramerin diğer konuları gibi geniş ve kapsamlı bir konu. Bu nedenle kolaydan zora doğru birden fazla video ile arkadaşlar bu konuyu anlatmayı planlıyoruz. Bugün arkadaşlar Almanca'nın iki temel soru şeklini yani W-Fragen ve ja nein fragını işleyeceğiz. Almanca'da soru cümleleri kendi içerisinde iki ayrılır. Bir, w fragen ki bu da kendi içerisinde iki ayrılıyor. Temel soru sözcükleriyle kurulan soru cümleleri ve türetilmiş soru sözcükleriyle kurulan soru cümleleri. İkinci soru şeklimizde arkadaşlar ya ja nein fragındır. w fragen nedir? Neden bu şekilde adlandırılmıştır? Bu soru şekli Almanca'daki bütün temel soru sözcüklerinin ve harfiyle başlamasından dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. A. Dedik ya kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Temel soru sözcükleri ve türetilmiş soru sözcükleriyle kurulan cümleler diye. Bugün arkadaşlar size ve fragının birinci bölümü ve ya ja nein fragını anlatacağız. Almanca'daki temel soru sözcükleri şunlardır. Was, ne, wer, kim, wo, nerede, wie, nasıl, wann, ne zaman, warum, neden, welche, hangi tablomuzu geçmeden önce burada küçük bir hatırlatma ve yapmak istiyorum. Bazı kanallarda Arkadaşlar bu bütün sözcükler için soru zamirleri ifadesi gördüm. Bu yanlış değil ama eksik bir ifade Çünkü bu soru sözcükleri içerisinde bazıları soru zamiri olabilirken bazıları da soru sıfatı veya soru zarfı olmaktadır. Mesela Van her zaman bir soru zarfıdır fiile soru sorar. Vi ise bazen. Fiile soru sorar, soru zarfı olur. Bazen de soru sıfatı olur, isme soru sorar. Almanca'daki temel cümlelerin bir yapısı olduğu gibi arkadaşlar soru cümlelerinde bir yapısı vardır. Bu soru cümlelerin de doğru bir şekilde kurulması gerekmektedir. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşlar önemli bir konu. Neden önemli? Diyaloglar genel itibariyle soru ve cevap şeklinde olmaktadır. Yani bir yere iş başvurusuna gittiğinizde, veya bir yerden bir informasyon bilgi talep etmek istediğinizde doktora gittiğinizde siz doktora sorular soruyorsunuz doktor size sorular soruyor. Bu nedenle arkadaşlar diyaloglarda soru sormak, doğru soru sormak, sorulan soruları doğru anlayıp doğru cevaplar vermek bir diyalog için çok önemli olmaktadır. O halde Almanca'daki soru cümlelerinin yapısına bir bakacak olursak öncelikle soru sözcüğü geliyor. Cümlenin başında soru sözcüğü. Daha sonra arkadaşlar fiil daha sonra özne ve daha sonra varsa diğer öğeler gelmektedir. Burada önemli bir bilgiyi hatırlatmakta fayda var. Almanca'da fiiller cümle içerisinde her zaman ikinci sırada kullanılırlar ve özneye göre çekimlenirler. Örneklerimize geçelim. İlk örneğimiz was machst du hier? Burada ne yapıyorsun manasına gelen bu cümlede was soru sözcüdür. Cümlenin başında yer almaktadır. Machen fiili yapmak fiili kendisinden sonra du şahıs zamiri gelmektedir. İkinci tekil şahıs ona göre çekimlenmiştir arkadaşlar. Max du heye. Türkçesini tekrar edecek olursak arkadaşlar burada ne yapıyorsun manasına gelmektedir. Bu soru cümlemiz. İkinci örneğimiz Was sind sie von beruf? Mesleğiniz nedir manasına gelen bu cümlede arkadaşlar yine was soru sözcüğü cümlenin başında sein fiilinin şimdiki zamandaki çekimi olan sind ikinci sırada ve sonrasında şahıs zamirimiz gelmektedir. Sonrasında ise arkadaşlar von Beruf, yani datif öğemiz gelmektedir. Türkçesi mesleğiniz nedir veya tam olarak kelime e, kelime çevirecek olursak siz hangi meslektensiniz manasına gelmektedir bu e, soru cümlemiz. Bir diğer örneğimiz ve Stein Freund. Ve arkadaşlar kim manasına gelmektedir. Ist, sein fiilinin üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş halidir. Dein front ise arkadaşın demektir. O halde bu cümlenin Türkçesi arkadaşın kim oluyor. Bir sonraki örneğimiz veya kommt mit mir. Türkçesi kim benimle geliyor. Arkadaşlar soru sözcüğümüz veya kim manasına geliyor. Cümlenin başında sonra fiilimiz geliyor. Kommt mit mir. Ama dikkat derseniz arkadaşlar bu cümlede common fiilinden sonra herhangi bir şahıs zamiri veya özne yok. Bununla ilgili önemli bir bilgiyi veya bir notu paylaşmamız gerekiyor. Şahsın bilinmediği ortaya sorulan genel sorularda cümle içerisinde özne bulunmaz. Ancak fiil üçüncü tekil şahsa göre çekimlenir. Dikkat ederseniz arkadaşlar common fiili üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiştir. Compt olmuştur. Ancak cümle içerisinde şahıs zamiri yoktur. Çünkü burada genel bir soru vardır. Ortaya sorulan bir soru vardır. Bu nedenle arkadaşlar şahıs zamiri kullanılmamaktadır. Buna bir örnek daha verecek olursak. Türkçede zil çaldığında, kapının zili çaldığında kim o diye sesleniriz. E, Almanca'da ve ista kim var orada e, sorulur. Dikkat ederseniz arkadaşlar ortaya sorulan bir soru. Genel bir soru. Şahıs belli değil. Bu nedenle veya soru zamiri ist zayn fiilin üçüncü tekli şahsa göre çekimlenmiş hali, şahıs zamiri yok ve da yani orada ifadesi var cümlede. Bir diğer örneğimiz ve hat heute die Hausaufgabe nicht gemacht. Ve arkadaşlar yine cümlenin başında kim demekti? Bu cümlede arkadaşlar hat fiili var. Bir de cümlenin sonunda gemacht var. Bu bir perfekt cümlesi. Onu anlıyorum. Gemacht partisif zweide machen fiilinin e, geçmiş zamana göre çekimlenmiş haliydi. Machen fiili haben fiiliyle kullanılırdı. Çünkü perfect geçmiş zaman cümleleri yardımcı fiillerle kullanılırdı. Bu yardımcı fiiller de haben veya sein idi. Tabi machen haben ile birlikte kullanılırdı. Ve üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş. Wer hat heute die Hausaufgabe nicht gemacht. Kim bugün ödevi yapmadı. Bu arada arkadaşlar Almanca'da geçmiş zaman perfect konusunu dinlemek veya izlemek istiyorsanız bu konumuzla ilgili videomuz da kanalımızda mevcuttur. Bir diğer örneğimiz We can iş in'in helfen. We arkadaşlar nasıl manasına gelen sorumuzdu. Daha sonra can yani können fiilinin birinci tekil şahsa göre çekimlenmiş hali geliyor. Can iş in'in helfen. Helfen de bu cümlede arkadaşlar infinitif yalın halde bulunan bir cümle idi. Çünkü model verplerin olduğu cümlelerde Fiiller cümle sonunda, ikinci fiiller cümle sonunda yalın halde, mastar halde bulunurdu. Bu cümlenin Türkçesi de arkadaşlar size nasıl yardım edebilirim? Bir sonraki e, örneğimiz we ist iri adresi. Arkadaşlar we sorusu burada nasıl anlamında kullanılıyor? Ist zayn fiilinin üçüncü tek şahsa göre çekimlenmişsi iri adresi sizin adresiniz demektir. Dikkat ederseniz tam çevirecek olursak adresiniz nasıl? Ancak biz bunu Türkçe soracak olsaydık adresiniz nedir şeklinde soracak idik. E, ancak e, dediğim gibi her dili kendi mantığı içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela Almanca'da adınız nedir de arkadaşlar yine iki şekilde sorulmaktadır. Wie heißt du denilebilir veya wie ist Ihre Namı şeklinde de sorulabiliyor. Yani vi sorusuyla sorulmaktadır. Geçelim arkadaşlar. Wo bist du? Neredesin manasına gelen bu cümlede yine e, arkadaşlar cümle yapısı değişmemektedir. Wo soru sözcüğü cümlenin başında. Zayn fiilinin ikinci tekil şahsa göre çekimlenmiş hali bist ve sonra ikinci tekil şahıs özne gelmektedir. Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? Yine arkadaşlar bir perfect cümlesi, bir geçmiş zaman cümlesi. Arbeiten fiili cümlenin sonunda partisip zwei şeklinde yer alıyor. Gearbeitet. haben haben fiiliyle birlikte kullanılır. Wo haben Sie zuletzt gearbeitet? En son nerede çalıştınız manasına gelen bir soru cümlesidir. Wann kommst du in Istanbul an? Arkadaşlar burada da ne zaman anlamına gelen soru sözcüğümüz cümlenin başında kendisinden sonra fiilimiz gelmektedir. Kommen ama bu kommen değildir. An diye bir fiildir arkadaşlar. An Cümlenin sonuna gitmiştir. Biz bu tür fiillere trenbağırı ayrılabilen fiiller diyoruz. Common fiili arkadaşlar kendisinden sonra gelen şahsa göre çekimlenmiş. Komstu in İstanbul an. Türkçesi ne zaman İstanbul'a varıyorsun. Bir örnek daha. Van treffen wir uns. Ne zaman buluşuyoruz. Van soru sözcüğümüz treffen fiilimiz. Wir ise arkadaşlar öznemiz birinci çoğul şahıs zamiri. Warum möchten den Termin verschieben? Bu cümlede arkadaşlar warum neden manasına gelen soru sözcüğümüz cümlenin başında sonrasında modal verb gelmektedir. Möchten sonrasında şahıs zamirimiz sie gelmektedir ve den termin akuzatif feşibin ise cümlenin sonunda infinitif halde bulunan fiilimizdir. Bu cümlenin Türkçesi ise randevuyu neden ertelemek istiyorsunuz? Arkadaşlar velçe son sözcüğümüz soru sözcüğümüz velçi şıprahı şıpreşin Burada dikkat ederseniz velçi kelimesinden sonra fiil gelmemiş bir isim geliyor. Şıprahı dil demektir. Lisan gelmektedir arkadaşlar. Şıpreşin fiili şıprahıdan sonra gelmektedir. Bu neden böyledir? Hemen izah edecek olursak şıprahı bir isimdir. Welch kelimesi burada soru sıfatı olarak kullanılmaktadır. Welche Sprache hangi dil yani bir sıfat tamlaması oluşturmaktadır. Tamlamalar tamlamalar sözcük gruplarıdır, sözcük öbekleridir. Bölünmez, parçalamaz. Bu deneden arkadaşlar Welche Sprache'yi bir bütün olarak, tek parça olarak alacağız. Daha sonra ikinci pozisyonda Sprechen fiili gelmektedir. Sonrasında ise Z şahıs zamiri gelmektedir. Hangi dili konuşuyorsunuz? Welche ile ilgili bir örnek daha verecek olursak Welche ist şöne. Arkadaşlar welche hangi demekti? Ist sein fiilinin 3. tekil şahza göre çekimlenmesi. Şöne ise arkadaşlar daha güzel manasına gelen e, derecelendirilmiş bir sıfattır. Hangisi daha güzel manasına gelen bu cümlede arkadaşlar welche bir soru zamiri olarak kullanılmıştır. V fragının birinci kısmı olan temel soru sözcükleriyle soru cümleleri oluşturma bölümü bitti. Türetilmiş soru sözcükleriyle soru cümlesi oluşturma arkadaşlar bir sonraki videoda işleyeceğiz. Şimdi ikinci soru çeşidimiz olan ya nine fragını işleyeceğiz. Cevabı evet veya hayır olan soru cümlelerine denir. Bu tür soru cümlelerinde soru sözcüğü bulunmaz. Cümledeki soru anlamı fiilin cümle başında kullanılmasıyla sağlanır. Bakın bu çok önemliydi arkadaşlar. Cümledeki soru anlamı fiilin cümle başında kullanılmasıyla sağlanır. Türkçede bu tür soru cümleleri mı mi soru edatları ile yapılır. Yani bunu karşılaştıralım ki Türkçe ile anlaşılabilsin. Evet biz de Türkçede soru sözcükleri kullanırız. Ancak soru sözcüğü kullanmadığımız yerlerde soru anlamını cümleye mı mi soru edatlarıyla katarız. İşte Almanca'da arkadaşlar mı mi soru anlamı cümleye fiilin cümlenin başında kullanılmasıyla katılmaktadır. Biraz karışık bir cümle mi oldu bilmiyorum ama örneklerde daha iyi anlaşılacaktır. Mesela. Kennen Sie die Frankfurter Straße? Bu cümlenin Türkçesi arkadaşlar Frankfurt Caddesi'ni biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Nerede olduğunu? dikkat ederseniz cümlenin başında kenin fiili vardır. Sonrasında şahıs zamiri gelmektedir. Sonrasında arkadaşlar akuzatif objekt gelmektedir. Frankfurt Caddesi'ni biliyor musunuz? Dikkat ederseniz ben Almanca'da kenin fiilini cümlenin başında kullanılan kenin fiilini sarıya boyadım. Tam olarak karşılığı da Almanya Türkçe'de mı mi soru edat olduğu için bu soru edatımızı da sarıya boyadım. Birkaç örnek daha verecek olursak. Trink studenti çay içer misin? Dikkat ederseniz cümlede soru sözcüğü yok ama soru anlamı var. Ve tam olarak da Türkçedeki mı mi soru edatının karşılığı. Trink studenti çay içer misin? Bir örnek daha. Könün zimiye helfen. Bana yardım eder misiniz sorusundaki arkadaşlar. Könün yine cümlenin başında kullanılmıştır. Soru sözcüğü yoktur. Sonrasında soru zamiri gelmektedir. Sie ve arkadaşlar diğer edatlar. Türkçe karşılığı bana yardım edebilir misiniz? Çok zor bir konu değil. Basit bir konu arkadaşlar. E, bu nedenle çok fazla üzerinde durup zaman almak istemiyorum. Siz buna benzer örnekleri kendiniz çoğaltabilirsiniz. E, son örnek olsun bu da arkadaşlar konumuzun. Hab diye das Problem gelöst. Sorunu çözdünüz mü? Dikkat ederseniz haben fiili arkadaşlar. Haben fiili. Geçmiş zamanda ve ikinci çoğul da habt şeklinde alırdı. Cümlenin başında kullanılmış habt diye "Das Problem üst Problemi ya da sorunu çözdünüz mü?" buradaki cümle Türkçedeki mı mi soru edatının karşılığı işte haben fiilinin cümlenin başında kullanılmasıyla. Dikkat ederseniz biz bunlara ya nine fragın diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu soruların cevabı evet veya hayır ile başlayan mutlaka bir cümledir. Sorunu çözdünüz mü? Evet çözdük deyip daha sonra bir açıklama yapabilirsiniz. Veya hayır çözmedik deyip bir açıklama getirebilirsiniz. Ama verilecek ilk cevap ya evettir ya da hayırdır. Bu soru şekline ya 9 fragın denilmesinin sebebi de arkadaşlar budur. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Geleneği bozmuyoruz. Yine sizden videomuza abone olmanızı ve bizi desteklemenizi bu suretle istiyoruz arkadaşlar. Videolarımızın altına videolarımızla ilgili görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi yazmanızı istiyoruz. Ayrıca videolarımızı likelamanızı da talep ediyoruz sizden. Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya kadar hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.